Medyaskop'tan herkese merhabalar. Ben Eda Nur Tanış. Bugün Işıl Çayırlı Ketenci ile birlikteyiz. Kendisiyle Mercer'in hazırladığı Kadınlar İş Dünyasında Parladıkça raporunu konuşacağız. Işıl Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben öncelikle şu soruyla başlamak istiyorum. Neden kadınlarla ilgili bir araştırma? Açıkçası kadınlar çalışan dünyanın çok önemli bir paydaşı. Ve biliyorsunuz yıllardır onlar gerekli fırsatlara, liderlik pozisyonlarına, deneyimlere sahip olamadılar. Kadınlar maalesef bu konuda hep dezavantajlı. Veriler bunu söylüyor. Dolayısıyla bu konu bizim gündemimizde 2014'te girdi. Biz Türkiye olarak 2016 ve 2020'de bu araştırmayı yaptık. Şunu da sormak istiyorum. Bu araştırma anladığım kadarıyla oldukça kapsamlı bir araştırma. 32'si çok uluslu, 68 firma ve 130 bin çalışanı kapsıyor. Şimdi şeyi sormak istiyorum. Önceki araştırmada bu kadar kapsamlı mıydı ya da veriler arasında ne gibi farklılıklar var siz 2016'da yaptığınız araştırmayla karşılaştırdığınızda? Şimdi dilerseniz öncelikle araştırmanın ben kapsamından bahsedeyim. Araştırma bir çeşitlilik ve kapsayıcılık araştırması. Bu ne demek? Çeşitlilik derken iş hayatında cinsiyet, yaş, etnik köken, engellilik, cinsiyet eğilimi, sosyoekonomik statü gibi çok farklı çeşitler çalışan var. Kapsayıcılık derken de bütün bu çalışanların aynı deneyime sahip olması üzerine yapılan bir araştırma. Biz 2016'da ilk bu araştırmayı yaptığımızda açıkçası firmaların %72'si çok uluslu firmaların temsilciliğiydi. Yani global firmalar vardı. Ama 2020'ye gelindiğinde Türk büyük firmalar onların önüne geçtiler. %70 oranında biz katılımda artış sağladık. Bu da bize şunu anlatıyor açıkçası. Çeşitlilik ve kapsayıcılık konusu günden güne daha önemli hale geliyor. Neler oldu, neler değişti dersek, 2016'dan 2020'ye gelindiğinde en önemlisi kadınların temsil oranı arttı. Bunda yaklaşık %17'lik bir artış var. Onun dışında tüm kademelere baktığımızda kıdemli yöneticide %19, üst düzey yöneticide de %12'lik bir artış var. Dolayısıyla kadınları daha fazla hem tüm temsilde görmeye başladık, çalışan hayatında, kurumsal hayatta ve onları daha yüksek kademelerde görmeye başladık. Burada ufak bir parantez açmak istiyorum. Üst düzey yöneticilerde evet %12'lik bir artış sağladık ama hala oran olarak kadınlar şu anda bizim araştırmamıza çıkan %38'lik bir meblağda. Dolayısıyla hala çok düşük. Onun dışında farklı bir pozitif yönde bilgi vermek istiyorum. Diğer bir çıkarım da kadınları daha fazla liderlik rollerinde görüyoruz. Türkiye'de bu oran %76'larda üst düzey pozisyonlarında görüyoruz. Özellikle onları %70 oranlarında gelir gider ve karlılık tablolarında görüyoruz ki bu roller zaten firmalar için en kritik roller. Bunun dışında bir veri daha vermek istiyorum size. Yan haklarla ilgili. Özellikle sağlık ve finansal güvencede bu konu kadınlar açısından bakınca, firmaların bu konularla ilgili neler yaptığına bakınca esasen çok zayıf olduğu bir nokta. Ama Türkiye özellikle kadınlara sağlık eğitimi verme oranında %14'lük bir artış sağladı. Ama bizi nereye taşıdı? %33'lere. Dolayısıyla bu konu dediğim gibi dünyada çok gelişmiş değil ama Türkiye'de en azından dünyada daha iyi olduğumuz noktalar var. Son bir noktaya da değinmek istiyorum. O da esneklik konusu. Biliyorsunuz COVID'den dolayı şu anda esnek çalışma bir zorunluluk. Bu araştırma COVID-19 öncesi yapıldı. Ve 2016'dan 2020'ye gelindiğinde yaklaşık %14'lük bir artış sağladık. Yani esnek çalışma modelleri sunan firmalar şu anda yaklaşık %58 Türkiye'de. Hala globalin gerisindeyiz. %66 globalde. Ama bu bize şunu anlatıyor. Evet esnek çalışma modelleri çok daha fazla. Ama şu anki durumu bence olur kabul etmemeliyiz. Çünkü dediğim gibi şu anki durum özel bir durum. COVID-19'dan dolayı. Bundan sonrasına bakmamız lazım. Ama araştırma en azından bize şunu sağladı.
2016'dan 2020'ye gelindiğinde evet firmalar daha fazla çalışanlarına esnek çalışma ortamları sunuyor. Başlığı var ama ben şununla başlamak istiyorum. Cinsiyet eşitliği için erkeklerin de desteğinin gerekli olduğu yazıyordu. Bu nasıl bir destek? Yani biraz açabilir misiniz bunu? Şimdi araştırmamızda biz şunu sorguladık. Yani erkekler cinsiyet çeşitliliği ve kapsayıcılık konularına ne kadar ilgili diye sorduk. Ve bu oran Türkiye'de 2016'dan 2020'ye gelindiğinde %38'den 41'e çektik. Dünyanın gerisindeyiz. Dünyada %48'de. Erkekler neden önemli? Bir kere kritik rollerin çoğunluğunda, özellikle CEO rollerinde erkekler var. Dolayısıyla erkeklerin bu konuya eğilmesi ve onların bu konuyu desteklemesi çok önemli. Ve kadının biz eğer kurumsal hayattaki rolünü eğer arttırabilirsek, onların temsil oranını, onların haklarını daha iyi hale getirebilirsek, açıkçası onların refah düzeyi daha iyileşecek ve ekonomiye katkısı da artacak. Dolayısıyla bunların hepsi bir domino etkisi yaratan özellikler. Peki ücret eşitliği konusunda raporunuzda bir ilerleme olduğu yazıyor. Bu nasıl bir ilerleme? Yani dünyadaki oranlarla karşılaştırınca Türkiye şu anda ücret eşitliği konusunda nasıl bir konumda? Şimdi şöyle, ücret eşitliği konusu dünyada problem bir konu. Daha fazla yıllar içinde eğilinmeye başlanan, daha iyiye giden ama hala yapılması gereken ve atılması adımlar çok olan gereken bir alan. Dolayısıyla dünyada şu anda çıkan evet bu konuya eğiliyor musunuz diye sorduğumuzda evet eğilmiyor ama problem bir ücret eşitliği ya da eşitsizliği saptanıyor ama onunla ilgili bir eylem yapılmıyor. Yani onu düzeltme üzerine bir eylem yapılmıyor. Bunda tavsiyemiz şirketlere regresyon analizi kullanılması her sene, bir altın standart kullanılması ve herhangi bir eşitsizlik varken, bu sırf kadınlar erkekler gibi bakmayın, tüm iş gücü olarak bakılması gerekiyor. Bir bütçe ayrılması gerekiyor ve periyodik olarak bir eşitsizlik varsa bunun giderilmesi gerekiyor. Bunu yapan firmalar var, %60 oranında ama bu oranın daha fazla yükselmesi gerekiyor açıkçası dünyada. Benim dikkatimi çeken bir diğer başlık da işe alımda ön yargıyı ortadan kaldıracak teknoloji eksikliği. Bunu biraz açabilir misiniz? Nasıl bir teknoloji iş alımlarında ön yargıyı azaltabilir? Şimdi bir takım özellikle işe alımlarda kullanılan özel teknolojiler var. Bunlar hiçbir şekilde cinsiyet, yaş, fiziksel görünüm, bunların hepsini ortadan kaldıran teknolojik problemler. Maalesef ön yargı var iş hayatında. Ve ön yargıları kaldırabilirsek açıkçası yine kadınların önüne çıkan bir problem bu. Bunları da bir şekilde aşmış olacağız. Ben birazcık araştırmanın kapsamına dönmek istiyorum. 130 bin kişinin katıldığı bir araştırma yani nasıl gerçekleşti, süreç nasıl ilerledi, insanlarla nasıl temas ettiniz? Şimdi bu araştırmada bizim çok önemli iki tane iş ortağımız vardı. Dünyada biliyorsunuz bu konulara eğilen çok önemli dernekler ve STK'lar var. Biz PWN İstanbul ve Peryön ile birlikte bir iş ortaklığı yaptık. Ve onlar da özellikle cinsiyet eşitliği konularına çok ilgililer. Onların özel zaten çalışma grupları var. Ve biz onların aracılığıyla ayrıca Mercer Database'ini de kullanarak onlara ulaştık, firmalara ulaştık. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. 2016'da bu araştırmayı yaptığımızda açıkçası katılım sağlamak için daha zorlandık. Ama 2020'de doğal bir gelişim oldu. Bu da yine aynı şeyi tekrarlamak istiyorum. Bu konunun firmaların gündeminde, dünyanın gündeminde daha da önemli hale geldiğini bence gösteriyor bize. Peki Yeşil Hanım, bu araştırma ne kadar sürede gerçekleşti? Biz araştırmayı 2,5 ay açık tuttuk. Bu bir test usulü gibi düşünün. Farklı konu başlıkları vardı. Farklı konu başlıkları derken kadınlara verdiğimiz iş hayatındaki fırsat, onlara yaşattığımız deneyim
ve ücret eşitliği üzerine 3 farklı konuya değiniyordu. Ve bunun alt kırımları olarak da birçok farklı bilgi edindik. Bir önce bahsettiğim bir takım konularda esnek çalışma, kadınları kritik rollerde görme gibi konularında ilerleme sağladık Türkiye olarak. Araştırma ile ilgili şunu da sormak istiyorum. Firmaların sağlık girişimlerine finansal girişimlerden daha fazla odaklanmaya başlamasının sonuçları neler, özellikle kadınlar için? Şimdi şöyle, kadınların bir takım farklı ihtiyaçları var. Özellikle kadınlarda hasta, yaşlı, çocuk bakımı, bunlar hep kadınlarda kalıyor. Dolayısıyla bizim firmalara yaptığımız çağrı, onlara sağlık açısından verebileceğimiz herhangi bir destek varsa onlara odaklanın diyoruz. Ve bu daha önce bahsettiğim gibi dünyanın da Türkiye'nin de maalesef karnesinin zayıf olduğu bir alan. Ama Türkiye 2016'dan 2020'ye gelindiğinde özellikle sağlık eğitimi vermede bir gelişim sağladı. Bu da %33'lerde, yani bütün verilere baktığımızda biz %30'ların üstüne çıkamıyoruz. Özellikle finansal güvenceyi cinsiyete göre takip ediyor musunuz dediğimizde mesela sadece %11'lik bir oran var. Bu da dünyada %9. Dolayısıyla dediğim gibi kadınların ihtiyaçları farklı. Eğer bunlara eğinilirse onları kazanmak, onları iş hayatında tutmak çok daha kolay olacak. Ve onları şayet iş hayatında daha fazla tutabilirsek ekonomiye katkıları, refah düzeyi, bunların hepsi yükselerek yine domino etkisiyle daha iyi bir dünyaya yol açabileceğiz. Rapordaki başlıklardan bir diğeri de yarı zamanlı ve tam zamanlı çalışan, aslında hem kadın hem de bütün çalışanları kapsayan bir alt başlık. Yarı zamanlı ve tam zamanlı çalışanların çalıştıkları işte yükselme kapasitesi. Raporda şey yazıyor, hem tam zamanlı hem de yarı zamanlı çalışanların aslında yükselmesinin çalışma hayatında önünün açık olduğu yazıyor. Bu gerçekten eşit mi? Çünkü bildiğimiz kadarıyla aslında yarı zamanlı çalışanlara tam zamanlı çalışanlara göre biraz daha farklı yaklaşılıyor sanki iş dünyasında. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynen, aynen. Esasen burada vurgulamak istediğimiz nokta şu. Artık verilen zamana değil katkıya bakınılmalı firmalarda. Ve biz bunu sorduğumuzda siz katkıya mı bakıyorsunuz dediğimizde %70 oranında Türkiye dünya genelinin üstünde çıktı bu arada. Evet, katkıya bakıyoruz denildi. Yalnız şöyle bir problem var burada. Peki yarı zamanlı çalışanlar kariyer yollarında ilerleyebiliyor mu dediğimizde de %51'i sadece evet dedi. Yani bu şunu gösteriyor esasen bize. Katkıya bakılmıyor evet, ama o çalışan eğer yarı zamanlı çalışıyorsa esasen kariyer yolu içinde bir dezavantaj olabiliyor. Açıkçası Mercer olarak burada vermek istediğimiz mesaj bu da bir ön yargı. Bunun ortadan kalkması gerekiyor ve katkıya bakınılması gerekiyor. Peki siz bu yaptığınız araştırmanın sonucu, görüştüğünüz 68 firmaya araştırma sonuçlarını yolladınız mı? Yani size herhangi bir geri dönüş oldu mu? Bunu da merak ediyorum. Evet, evet. Araştırma açıklanalı şu anda yaklaşık bir ay oldu. Açıkçası özellikle basından biz bunların röportajlarına devam ediyoruz. Ama özellikle firmaların çok fazla ilgisi oldu. Çünkü bu göz ardı artık edilmeyecek bir konu. Ve firmaların verilerine bakması çok önemli. Çünkü sadece işe alımla problem çözülmüyor. Yani bazı duyumlar alıyorsunuzdur ya da bazı firmaların kotaları oluyor, hedefleri oluyor. Diyor ki mesela %50-50 kadın erkek oranını tutturduk diye mesela bir lansman yapabiliyorlar. Bu tabii ki sektöre göre değişir. Yani sektörde çok erkek odaklı sektörler var. Mesela bu imkansız olabilir. Ama bundan bağımsız firmalar buna yöneliyor. Bu iyi bir adım. Ama bu doğru bir adım mı? Bunun sonrası önemli. Çünkü kadınları genelde biz işe alımdan sonra kaybediyoruz ve özellikle onları üst düzey pozisyonlarda kaybediyoruz. Dolayısıyla firmaların verilerine bakmaları çok önemli. Yani kadınları nerede kaybediyoruz, nerede kazanıyoruz, neden kaybediyoruz, bunlara bakılması çok önemli. Peki Işıl Hanım, bizimle pek çok veri paylaştınız. Aslında
bu verilerden bazıları ilerleme aşamasında, bazıları belki toplumsal bir tabirle fena değil diyebileceğimiz oranlar. Sizce hem şirketlerin hem de aslında halkın, daha çok halkın olmalı, toplumsal cinsiyete gerçekçi yaklaştığını düşünüyor musunuz? Yoksa az önce bahsettiğiniz gibi belli kotalar var, şirketler bunu doldurmak istiyor. İşte şu kadar bir kota koyuyor ve o kadar kadını işe almak istiyor. Bu ona daha iyi bir imaj sağlıyor. Yani bu tutumlardaki gerçekçilik sizce ne oranda? Şimdi açıkçası şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir kere pozitif bir gelişim kesinlikle var. Bunun bir iki sebebi olabilir. Bir kere dünyada baskılar var. Sizin bahsettiğiniz kotalar bir tanesi olabilir. Yani belirli oranda kadınları belirli sektörlerde kazanmak için belirli kotalar konuyor. Onun dışında artan sosyal ve kültürel farkındalıklar var. Yani TÜSİAD gibi, Türk Reklam Verenler Derneği gibi çok önemli kuruluşlar cinsiyet ayrımcılığı üzerine birçok program yapıyorlar artık buna dikkat çekmek için. Üniversitelere bakalım. Aynı şekilde Kadir Has Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, onların araştırmaları var. Y ve Z kuşakları var hayatımızda. Onlar bu konuda çok vokaller. Eşitsizliğe hiçbir şekilde katlanamıyorlar. Yani bunlara bakarsak, bunların esasen bizim araştırmamız da aynı şeyi destekliyor. Pozitif bir gelişim var. Ama bu gelişimle istenilen yerde miyiz? Değiliz. Daha çok fazla yapmamız gereken, çok fazla edinmemiz gereken farkındalık ve eylem var. Yani bizim burada esasen çağrımız bir tanesi de bu konuda çok iyi olan firmalar var. Bize bunu gösterdi araştırma sonuçları. Bu firmalar eğer daha lokal olursa, onlar yaptıklarını paylaşırlarsa açıkçası farkındalık da aynı şekilde artacaktır. Hazır firmalardan bahsetmişken şunu da merak ediyorum. Acaba görüşmek istediğiniz ama sizi geri çeviren firmalar oldu mu? Ve gerekçeleri nelerdi? Şu an için olmadı. Umarım da olmaz. Ama dediğim gibi yani biz bu konuda bir çağrı yapmaya, bu araştırma sonuçlarını duyurmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi şu an için olmadı. Olursa da açıkçası sebeplerini bilmek isteriz. Çünkü dediğim gibi yani kadınlar iş hayatının çok önemli bir paydaşı ve onların eşit koşullara sahip olmaları ücret, deneyim ve fırsat açısından çok çok önemli ekonomiye katkıları açısından. Çok önemli bir şey söylediniz. Kadınları aslında firmalar işe alımdan sonra kaybediyor dediniz. Yani bunun gerekçeleri neler? İçeride yaşanan eşitsizlik mi ya da başka bir şey mi? Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kadınlar iş hayatında çok daha az kalıyorlar. Bunun farklı sebepleri olabilir. Ama en önemli sebepler genelde hasta, yaşlı ve çocuk bakımı olabiliyor. Ve bu roller hep kadınlarda kalıyor. Onun dışında kariyer yollarında belki onlar bir takım tıkanıklıklar yaşıyorlar. Belki bir takım noktalara geçemiyorlar. Bunlar da sebep olabilir. Diğer bir sebep de kadınlar erken pes ediyor da olabilir. Yani bunun tabii ki şu anda elimizde bir verisi yok. Biz daha çok kadınları nerede kaybediyoruz onu görüyoruz. Neden kaybettiğimize dair bir veri yok. Ama ben size genel dışarıdan aldığımız bilgiler, deneyimlerimizden onlardan paylaşıyorum. Dediğim gibi özellikle bakım yükümlülükleri. Ben dolayı kadınlar iş hayatında erkeklerin neredeyse yarısı oranında, erkekler 39 sene, kadınlar ortalama 19 sene iş hayatında kalıyor. Ve bunların en büyük problemi de bir tanesi de tabii ki kadın finansal güvence olarak bundan dolayı hep geri planda, hep daha dezavantajlı oluyor. Yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Ben son olarak şunu da merak ediyorum. Yani iş hayatındaki bir kadın olarak bu veriler sizi tatmin ediyor mu? Yani mesela şöyle bir hissiyatınız var mı? İşte bu oran aslında yüksek ama işte örneğin işte kadınların ve erkeklerin ücret alımındaki eşitlik oranı. Ama ben böyle hissetmiyorum. Ya da işte maruz bırakılan baskılar ve benzeri şeyler açısından. Şimdi açıkçası kişisel olarak bakmak istersem ben eşit fırsatların sunulduğu ve iyi bir kariyer deneyimi yaşayabildiğim bir firmadayım. Ama bütün sonuçlara bakarsak hiçbir şekilde tatmin etmiyor. Daha gidilecek çok yolumuz var.
bireylere düşen çok fazla bence burada yükümlülük var. Bir kere özellikle iş hayatında erkek ya da kadın belli bir deneyimimiz varsa bence bu konuda mentorluk yapmalıyız. Özellikle işe yeni katılan, yeni kuşaklara cinsiyet çeşitliliği ve kapsayıcılığının ne kadar önemli olduğunu, neden önemli olduğunu ve bu konuda kendi deneyimlerimizi bence aktarmalıyız. Firmalara düşen görevler de var. Yani bireyler bu konuda tutkulu olmalı, mentorluk yapmalı, birilerinin önlerini açmalı. Ama firmalar da verilerine bakmalı. Yani kadınları nerede kaybediyoruz, nerede kazanıyoruz, onlara ne gibi esneklikler sağlayabiliriz, daha rahat çalışabilsinler diye ve onlara nasıl ön yargılardan uzak teknolojik altyapılar verebiliriz. Bunlar çok önemli. Ve firmalara hep şunu söylüyoruz, bir stratejileri olsun. Şayet bir stratejileri olursa bu konuyla ilgili, bu yine Türkiye'de strateji bakımından biz dünyanın gerisinde çıktık. Konuya çok ilgiliyiz. Oran olarak %98 oranlarında bir ilgi çıktı. Ama strateji olarak dediğimizde firmaların sadece %34'ünün bir stratejisi var. Şayet böyle bir planımız olursa elimizde, açıkçası hedeflere çok daha rahat ulaşabiliriz. Teşekkür ederim Işıl Hanım. Ben teşekkür ederim. Bugün Işıl Çayırlı Ketenci ile birlikteydik. Kendisiyle Kadınlar İş Dünyasında Parladıkça raporunu konuştuk. Bizi izlemeye devam edin.